kardeşlerimiz. Efendim İmamoğlu, İmamoğlu zulüm, İmamoğlu görülmemiş afat. Efendim İmamoğlu, bakın bir balıkçı, bir balıkçıya bu kadar zulüm olur mu? Bir esnafa bu kadar zulüm olur mu? Efendim Kavaklı'daki dükkanımızın önünü gasp etti. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı, yok etti. Müzenin bulunduğu alana çöktü. Arazimize getirdi, barakaları koydu. Bizi balıkçı Kenan'a ezdikçe eziyor. Satış yaptığımız balıkçı Kenan, balık sattığımızın yerin bir ruhsatı iptal olur mu? Efendim el arabasına kulübeye ruhsat veren İmamoğlu, balıkçı Kenan tesislerinin ruhsatını iptal ediyor efendim. Balıkçı Kenan tesislerinde 12 tane adam çalışıyor. Mevsiminde 25 tane, 20 tane adam çalışıyor efendim. İnsan çalışıyor. Böyle bir zulüm görülmemiş. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni kurmuşuz. 50 senedir ücretsiz olan müzemiz, halkamıza ücretsiz ediyoruz. Efendim bakın gördüğünüz gibi Anadolu Caddesi'nin bizim tapulu malımız, 10 sene önce vermişiz efendim halkımızın kullanımında. Efendim şu anda da efendim balıkçı Kenan otoparkını, insanlar gelip rahat ettiği otoparkını, 150 bin lira metresi olan otoparkını 1500 liraya gasp ediyor efendim. Müdürlere, bilir kişilere baskı yaparak. Efendim, neden bunu yapıyor? Ben kimseye zarar vermedim ki. Balıkçı Kenan olarak karıncayı incitmemiş. Neden bu zulümleri yapıyor efendim? Efendim, istediklerini yapmadık. İstediklerini vermedik. Efendim görüyorsunuz, kuleler boyunda paralar, biz buna alet olup vermedik diye efendim balıkçı Kenan bir esnaf, fabrikatör değil, bastırdıkça bastırıyor efendim. Kolumuzu kanadımızı kırdı efendim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğumuz için bu zulümleri yaşıyoruz. İmdat diyorum efendim. İmdat diyorum. Bakın şu tesiste çalışan insanları görün efendim. Böyle bir ortam görülmemiştir. İsteklerini yapmadığımız için, taleplerini yerine getirmediğimiz için vurdukça vuruyorlar efendim. Ki balıkçı Kenan devletin arazisinde iş yapıyor. Efendim Türkiye Cumhuriyeti tapusudur efendim. Bizim kendi tapularımızdır. İki tane tapumuza el koymuştur. Efendim bir ruhsat. Bakın el arabası dedik, kulübe dedik. Kulübenin olduğu bir yere ruhsat veren Ekrem İmamoğlu, bakın Beylikdüzü merkezinde Anadolu Caddesi'nde bulunan yerimizi sindire sindire yavaş yavaş yok etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü AK Partili gönüllü olduğumuz için, bizden talep ettiklerini vermediğimiz için, bakın bir belediye başkanı böyle bir zulüm yapar mı? Bakın, paylaşım yaparak ne zaman balıkçı 5 sene önce efendim, bugün değil. Bakın belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na yalan, metsen, iftira, karalama haber ürettiği için balıkçı Kenan'ı kınıyoruz,
ve alışveriş yapmıyoruz diyor. Ne zaman? 5 sene önce efendim Balıkçı Kenan'ı iflas ettirmiştir. Halkımıza imdat diyorum. Türkiye'ye imdat diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza imdat diyorum. Efendim hiçbir yalan yok. Yalan olur da böyle yalan olmaz efendim. Türkiye Cumhuriyeti tapusunu yok diyorlar. Bir başkasına devletin arazisine çöktüler diyor efendim. Siz nasıl seversiniz? Evet, konuşalım. Ondan öyle değil.